Beni bandırmaya sevk etmelerin bir gayeye matuf olduğu buraya gidince ortaya çıktı. Şimdi 33'e tamamladılar sayıyı. Ama orada değil, orada başka bir kasıt var, maksat var. Bir gün oldu, ben cezaevine geldim. Kadir gecesiydi, pazartesi akşam 9.30'da cezaevine giriş yaptım. Bandırma cezaevine. Cezaevi geçmiş yok, yani bir iki ay şeyde kaldım ama cezaevi geçmiş olan birisi değil. Cezaevini tanımıyorum. Oradaki insanları tanımıyorum. Yani içeri gittiğim 33 kişiyle birebir tanıdığım insanlar değil. Yani isimlerini dahi bilmiyorum çoğunu. Tanıdığım birkaç kişi var ama ismen. Şahsen tanımadığım insanlar. Koğuşa girdim. Ertesi gün cezaevinde adliler üzerinden isyan çıkartıldı cezaevinde. Bilerek. Provokatif bir şey. İşte cep telefonu bulmuş bile. Adli mahkeme alıyorlar o gün. İşte cep telefonu var sende odasına alıyorlar, götürüyorlar, tedavicilerin odasına götürüyorlar. Yani bu cezaevini kabartma, hani kışkırtma hareketi. Niye bu birden, hani ben cezaevine gelmişim. Ertesi günde böyle bir şey yaşıyor, da ilginç. Enteresan. 33 kişi. Sonra ertesi gün bu sefer bize bakan yerden gene bir adliye saldırdılar. Bizim camlarımız kırıldı. Bizden de şöyle insani bir tepki verildi. Yani dedik ya, mübarek günde ne yapıyorsunuz kardeşim? Böyle bir tepki verdi bizden birileri. Onu tepkiye karşı gardiyanlar tavrı şu oldu. Kan istiyoruz, kan istiyoruz diye bağırdılar. Üzerimize geldi. Asker zaten hazırlanmışlar falan. Bir anda biz yani sanki kendimizi şeyde bulduk. Yani adliler üzerinden çıkartan bir isyan içerisinde bulduk. 3 gün sürdü. 15 kişi ağır yaralandı. Bir tane arkadaşımız Hasan Meriç, aslında siz Gelibolu'dan 8 Ocak'tan tarihlendirdiniz. Bunun öncesinde de 5-7 Ocak Bandırma Ceza İsyanı'nın hemen ertesi bugünler. Yani bir gün önce Hasan Meriç'in Ona denk geliyor ona denk geldi. ha. Yani Hasan